Efendim mutlu akşamlar. Kent, mekan ve toplumla sizlerle birlikteyiz. Yine bu haftada hem önemli gelişmeleri geride bıraktığımız haftada ve bugün içerisinde yaşanan önemli gelişmeleri paylaşacağız ve değerlendireceğiz. Hem de önümüzdeki günlerde yaşanacak olaylara bir ışık tutacağız. Bunun dışında toplumsal bazı olaylar da yaşanıyor. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda akademisyen, sosyolog Sayın Hüseyin Tutumlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. İsterseniz hızlıca İsrail-Filistin gerilimiyle başlayalım. Bugün ana haberde kullandığımız iki görsel vardı arkadaşlar. Müsait olunca onu yansıtalım. Bugün 10. gün. Geçtiğimiz hafta değil, bir önceki hafta cumartesi günü Hamas'ın saldırılarıyla İsrail-Filistin savaşı başlamıştı. Ve burada oldukça çok sayıda komplo teorisi ileri sürüldü. Hamas'ın saldırısından Mossad'ın bilgisi vardı ama izin verdi. Çünkü onların da bir sebebe ihtiyacı vardı Gazze'ye saldırmak için. Bu sebebi Hamas verdi gibi bazı teoriler var. Hatta ve hatta Hamas'la Mossad ortak çalışıyor ve bu ortak çalışmanın üzerine bu saldırı yapıldı. Filistin davasının dünya kamuoyunda ters bir algıya yakalanması için bilerek, bilinçli olarak böyle bir çalışma yapıldı diye. Çok sayıda aslında komplo teorisi var ama olan yine masumları oluyor. Bugün maalesef küçük bir, yaklaşık bir aylık bir bebeğin kefen içindeki görüntüsü Filistinli kaynaklarca paylaşıldı. Çocuk maalesef hayatını kaybetmiş ve bir dondurma arabası, arkası soğutmalı bir dondurma arabasına konularak cenazesi bir süre saklanmaya çalışılıyor. Çünkü ciddi bir sorun var. Zaten elektrik, su gibi kaynakları İsrail kesti ve orada zaten bir savaş varken bir de bu tür bir insanlık dramı yaşanıyor. Şimdi bugün içerisinde 10. günde neler yaşandı İsrail-Filistin geriliminde hep birlikte bakalım. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir diplomasi trafiği var. Yine bu gerilimi azaltmak üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü ve burada yaptığı görüşmede bu gerilimin daha fazla tırmandırılmaması, gerilimi artırıcı açıklamalardan ve adımlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti. İran Dışişleri'nden bir açıklama var. İran, savaşın şiddetlenmesi halinde savaşa müdahale edecek iddialarını önemsemiyoruz. Bu iddialar Siyonistler tarafından ortaya atılıyor, diyor. İsrail, Hizbullah üzerinden Lübnan'ı tehdit etti. Hizbullah'ın saldırıları durmazsa Lübnan'ı vuracağız, dedi. İsrail ordu sözcüsü 291 askerini kaybettiğini açıkladı ve burada savaşın devam edeceğine dair bazı açıklamaları da oldu. Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, Mısır Kızılayı'na Filistin için harcanması üzere büyük bir bağışta bulundu. Filistin'e destek veren Bayern Münihli futbolcu Mazraoui'nin sınır dışı edilmesini isteyenler ortaya çıktı. Hem basın tarafından bir tepki gördü hem de bir siyasetçi Mazraoui'nin sınır dışı edilmesini istedi. Halbuki Almanlar ve Yahudilerin çok da iyi bir geçmişi yok. Kötü anılara sahip iki taraf olarak görebiliriz. Mahmut Abbas, bu çok önemli. Hamas ve Hamas'ın eylemleri Filistin'i temsil etmiyor. Filistin'i temsil eden kurum Filistin Kurtuluş Örgütü'dür, dedi. Motorine bu gece yarısı 2 lira 23 kuruş bir zam bekleniyor. Savaşın şiddetlenmesi dolayısıyla uluslararası petrol üreticileri piyasada 91 dolara kadar tırmandırdı. Brent petrolün varil fiyatını ve bu gece motorinin 40 lirayı aşması bekleniyor. Bugün 10. gün, 10. günde yaşanan gelişmeler işte böyle. Sadece orada da değil, Sudan'da başka bir sorun, Suriye'de başka bir sorun. Memleketin dört bir tarafında maalesef bir ateş çemberi görüyoruz. Azerbaycan-Ermenistan gerilimi bir tırmanıp bir duruluyor, bir tırmanıp bir duruluyor. Diğer taraflarda da çok rahat bir hava yok. Sırbistan-Kosova bir savaşın eşiğine geldi. Orada bir şu anda durgunluk var. Ukrayna-Rusya savaşından şu anda kimsenin haberi yok diyebiliriz. Çünkü herkesin odağı İsrail-Gazze, İsrail-Filistin gerilimi ve bu gerilim 10. gününde devam ediyor. Neler düşünüyorsunuz hocam? Şu bilgiyi de vereyim sizinle, sonra sizin yorumunuza başvuracağım. İsrail bir kaçış planı hazırladı Filistinlilere. Gazze şeridinin kuzey kısmını vuracağım, dedi. O sebeple şu saate kadar güneye geçin, güneyde tehlikede değilsiniz, güvendesiniz, dedi. Ancak o saatte sivillerin kaçış rotalarını vurdu.
Yani sivillerin güneye geçiş rotalarını vurdu. Daha önceki günlerde, yani savaşın hemen başlarında, tabii bu tabir doğru mu, savaş doğru mu bilmiyorum ama hemen başlarında bu gerilimin toplanma alanlarını vurdu. Sivillerin toplanma alanlarını vurdu ki yani burası sivil toplanma alanıysa doğal olarak burada sivillerin bulunması beklenir ve kimsenin saldırmaması beklenir. Doğrudan oraları vurduğu biliniyor. Maalesef uluslararası kamuoyunda İsrail tarafı çok baskın şu anda algı anlamında. Ve Filistin zor bir durumda, ters bir durumda. Aslında Hamas ilk gün yaptığı saldırılarda Filistin'e değil İsrail'e çok büyük bir güç ve kan kazandırdı. Neler düşünüyorsunuz? 10. gündeyiz. 10 gün geçince bir de İsrail'in sizin o bahsettiğiniz tarzda hiçbir hukuka, dine, düşünceye uymayacak tarzda vahşi eylemlerini ortaya koyunca biraz daha dünya kamuoyunda sağduyuyla tartışılmaya başlandı. Türkiye'de de aynı şekilde. Türkiye'de özellikle yabancı düşmanlığı ve düzensiz göçmenler üzerinden zaten var olan hassasiyetin kaçınılarak orada bir bunu Arap karşıtlığına dönüştürme yönünde hava hissediliyordu. Ama daha sonra bu normal, daha sağduyulu, insani bir bakışa kamuoyunda da yol açtı. Öncelikle bizim bakış açımız Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle çevresindeki hiçbir olaya sadece seyirci olarak katılamayacağını, mutlaka bir şeyler yapmak zorunda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bugüne kadar da Türkiye zaten gerek Azerbaycan-Ermenistan geriliminde, gerek Irak ve kuzeyindeki meselelerde, gerek Suriye ve kuzeyindeki meselelerde, gerekse de bugün İsrail-Filistin geriliminde üzerine ne düşeni yapmaya çalışıyor. Ve ilk günden itibaren gerek Cumhurbaşkanı bizzat kendisi, gerekse devletin çeşitli kurumlarının başındaki bakanlar, çeşitli bakanlıkların başındaki bakanlar oldukça sağduyulu, itidali şey yapan, tavsiye eden, barışın bir an evvel tesis edilmesi için her türlü gayretin sarf edileceğini, Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yapacağını ifade etmekte. Cumhurbaşkanı'nın yine çok doğru bir sözle geldiğimiz durumdan çıkış rotasını belirtiyor. Çok bilinen bir sözdür bu söz zaten. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Böyle bir savaşın elbette kazananı olmayacaktır. Zaten Birinci Dünya Savaşı sonundan itibaren bölgenin bu şekilde sıcak tutulmasının sebebi de herhangi bir tarafın kazanmasına müsaade edilmemesidir. Yani böyle sıcak tutulması, özellikle bölge üzerinde emperyal emelleri olan güçleri işine geliyor. Diledikleri zaman bu coğrafyada kendilerine alan açabiliyorlar. Malum önce Irak, daha sonra Suriye, yani sadece sınırımızda olan olaylardan bahsediyorum. Bu şekilde bir yönetemez devlet konumuna düşürüldü. Ve bugün de Lübnan zaten ekonomik bir kriz içerisinde. Ürdün oldukça sıkıntılı bir durumda. Mısır ekonomik sıkıntılar içerisinde. Ve bu ülkelerde maalesef bu sorunları artık çözebilecek kapasitede değiller. Dolayısıyla Türkiye biraz daha inisiyatif kullanmak durumunda kalıyor. Bu bahsettiğiniz Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru sivillerin geçişiyle ilgili verilen süreler vesaire. Yani İsrail'in öteden beri Gazze ile ilgili, Gazze'nin temizlenmesi, ele geçirilmesi, işgal edilmesi, onun Yahudi sivil yerleşimcileri açılmasıyla ilgili çeşitli planları, projeleri var. Bu Hamas'ın menfur saldırısı, ki hiçbir şekilde o saldırı tasvip edilemez. Çünkü sivilleri de hedef almıştır. Sadece askerleri değil. 219 askerini kaybettiğini söylüyor İsrail. Yaklaşık oradaki İsrail vatandaşı veya Yahudi olup da o festivale vesaire dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanların toplam kaybı 1500 civarında. Bu demektir ki hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı sivil. Evet. Dolayısıyla sivilleri hedef alan veya hedef gözetmeksizin
yapılan saldırılar dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir inançta mazur görülemez. Aynı şekilde İsrail'in de karşı atağında yine onun da hiçbir hedef gözetmeksizin çoluk çocuk, işte hastane vesaire gibi kurumlar dahil olmak üzere yapılan saldırılarda elbette kınanmayı hak etmektedir. İsrail bunu uzun yıllardır yapıyor. Gazze'yi 2.1 milyon, 2.5 milyona yakın insandan bahsediliyor. Dar bir koridora sahilde hapsederseniz, onları hem denizden hem karadan abluka ve ambargo altında tutarsanız, en temel insani ve sağlık ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma getirirseniz, bunun bir yerde patlayacağı aşikar idi. Yine Mahmud Abbas'ın o bahsettiği Hamas Filistin'i temsil etmez. Doğru yani, ama FKÖ ne kadar bugün temsil ediyor o da tartışılır. Biliyorsunuz Gazze'den El Fetih'i Hamas çatışarak çıkarttı. Kendi iç çatışmaları vardı. Hı hı. Ve bugün Filistin'de Gazze bölgesinde özellikle yaşayan insanların sistemlerinin önemli bir kısmını Batı Şeria'da ve El Halil'deki Filistinli Arapların neden hala ayağa kalkmadığına dair şeyler söylüyorlar. Maalesef bu güç savaşları, iktidar savaşları, kirli oyunlar sadece güç savaşlarıyla kalmayıp aynı zamanda istismar, yolsuzluk vesaire yoluyla ekonomik çıkarlar. Özellikle bu örgütlerin ve Filistin'in şu anki ki uzun süredir seçim yapılmıyor. Sanıyorum 13 yıldır falan seçim yapılmıyor. Mahmut Abbas seçim yapmıyor. Bugünkü yönetimin vesaire bunların içine düştükleri, bulaştıkları çamur çözüm üretmelerine mani oluyor. Çünkü her türlü çözüm neticede oradaki insanların işine yarayacak ama bazıları ellerindeki güçlerden, şu andaki ekonomik çıkarlarından vazgeçmek zorunda kalacak. Ve maalesef bu savaş dediğimiz, çatışma dediğimiz şeylerin tamamı aslında büyük kitlelere dini bir takım gerekçelerle, milli bir takım gerekçelerle sadece pazarlanıyor. Aslında orada daha başka bu emperyal bir takım ekonomik çıkarlar olabilir, ülkelerin çıkarları olabilir veya şahısların çıkarları olabilir. Bu noktada herkes aslında kendi açısından menfaatine olan şeyi yapmaya çalışıyor. Hiç kimsenin oradaki toplumların, insanların barışı, huzuru, refahı için ne yapabiliriz diye bir çabası yok. İsrail kuzeyden güneye doğru insanları sürmeye çalışırken orada durmayacağını herkes biliyor aslında. Yani refah kapısından Mısır'a doğru bir göç başlatmak istiyor. Başlatmak istiyor. Zaten çok dar bir alanda 2 milyona yakın insan var. O göçü başlatarak orayı insansızlaştırmak ve daha sonra da işgal etmek. Yahudi yerleşimcilere açarak, ki bugüne kadar genişlemelerin tamamını böyle yaptı. Filistinlileri çıkarttığı bölgelerden peyderpey oralara dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Yahudi yerleşimcileri yerleştirerek oralarda fiili işgaller yaptı. Bugüne kadar da Birleşmiş Milletler'in veya uluslararası camianın hiçbir kararını dikkate almadı. Hiçbir kararını ciddiye almadı. Kanunsuz, hukuksuz ve vahşice o bölgedeki katliamlarına devam etti. Zaten kendisi de biliyorsunuz bundan sonra hiçbir savaş hukukuna bağlı olmadıklarını beyan etti. Güvenlik evet. güçlerinin hiçbir şekilde yaptıkları eylemlerinden dolayı yargılanmayacaklarını ifade etti. Bu apaçık bir insan hakları suçudur. Savaş suçudur. Terörizmdir. Tabii terörizmdir. Gene Cumhurbaşkanı söyledi. Başka sanıyorum uluslararası camiada da benzer ifadeler vardı. Bir devlet gibi değil, bir örgüt gibi davranıyor. Ve hep öyle davrandı zaten. Yani bu bir sürpriz değil. Mesela buradaki denklemi çözebilmek, bu denklem içerisinde kendinize alan açabilmek de güçtür. Çünkü dediğim gibi kimisi dini, kimisi milli gerekçelerle aslında örtük amaçlarını örtmeye çalışıyor. Hı. Mesela Hamas, Sünni Müslüman kardeşlerin uzantısı bir örgüt. Peki İran, Şia ve hı hı. dünyadaki Şia'nın ılığın hamisi olarak görüyor. Ve Şii Hilali denilen işte Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'e kadar uzanan
bir hilalden bahsediliyor ve kendi savunmasını burada yapıyor. Çünkü biliyorsunuz İran İslam Devrimi'nden sonra bir ambargo altında. Peki Şii bir ki Şiiliği böyle katı bir Şiilik, yani başka ülkelere ihraç etmeye çalışan ya da başka ülkelerdeki Şiileri hamisi olarak kendisini gören bir İran, katı Sünni bir örgütle nasıl ilişki kurabilir? Eğer dini ise gerekçeleri. Ama kurabiliyorlar. Veya Katar, Sünniliğin yöneticiler özellikle biraz daha Vahabi, işte şeyde öyledir. Suudi Arabistan'da öyledir. Vahabiler genel olarak bu Müslüman kardeşler benzeri örgütlerle geçinemezler ki Suudi Arabistan özellikle Arap Baharı'ndan sonra Müslüman kardeşlere karşı çok sert önlemler aldı. Ve Müslüman kardeşlere destek veren ülkelere Katar dahil, hatta bir ara Türkiye ile arasının bozulmasının sebeplerinden birisi de olur. Buna rağmen yeniden ilişki kurabiliyorlar. Veya bu kadar İran'ı kendisine uzun yıllardır tehdit gören Suudi Arabistan, İran'la bir yakınlaşma içerisine girebiliyor. İşte Hizbullah, Şii bir örgüt, Müslüman kardeşlerin uzantısı olan Hamas'la bölgede ortak kuruyor, hareket edebiliyor. Bugün zaten biliyorsunuz endişe edilen şeylerden bir tanesi çatışmanın Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah ve Suriye'nin güneyindeki Hizbullah savaşçılarının da İsrail'in kuzeyinden saldırması ve böylece çatışmanın daha geniş alanlara, evet, sarkması endişe edilen şeylerden birisi. Veya Suriye Şii Nüseyri, buna İran destek veriyor ama bir bakıyorsunuz İsrail'le ilgili Hamas'la ortak hareket edebiliyor. Azerbaycan-İran geriliminde Azerbaycan ve İran Müslüman ülkeler olmasına rağmen bir bakıyorsunuz Ermenistan'ı İran destekleyebiliyor veya İran'a yakın olan çeşitli şeyler, Filistin'de zaman zaman destek. Azerbaycan'da açıkça İsrail'i destekliyor. Azerbaycan'da açıkça İsrail'i destekliyor veya Ukrayna açıkça İsrail'i. Desteklemesinin nedenleri de var. Yani burada, evet, tezatlık görebilir insanlar. Sonuçta Türkiye'de muhafazakar insanlar da, milliyetçi insanlar da Azerbaycan'ı Ermenistan karşısında desteklediler. Şimdi burada muhafazakarlar ve milliyetçiler Filistin tarafını tutuyor. Ama Azerbaycan İsrail'i destekliyor. Nedir bu tezatın sebebi? Aslında çok uzakta aramaya gerek yok. Filistin'in bugünkü devlet yönetimi adı altında iş gören ya da o unvanı taşıyan yönetimi Mahmud Abbas yönetimi ve bu yönetim Ermenistan'a destek veriyor. Tabii orada açıkça. İşte İran, siz uluslararası camiadan tecrit edilmişsiniz, ambargo altındasınız, en temel haklarınızdan faydalanamıyorsunuz. Hiçbir şey üretemiyorsanız doğal olarak sizi koruyan, kollayan, maddi açıdan destekleyen ülkelere daha yakın hissediyorsunuz kendinizi ki İran bu ülke. Ayrıca dünyada iki büyük diaspora var. Bunlardan bir tanesi Yahudi diasporası, bir tanesi Ermeni diasporası. Yahudi diasporası da Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalarda hep Azerbaycan tarafını tuttu. Dikkat edin, dünyanın hiçbir yerinden güçlü bir ses çıkmadı Azerbaycan'ın Karabağ'da yaptığı askeri operasyonlarla, evet, ilgili. Halbuki Ermeni diasporası hem Fransa gibi Avrupa ülkelerinde hem de ABD'de oldukça güçlüdür. Fakat Yahudi lobisi onlardan daha güçlü olduğu için bunun önüne geçebildi. Bu tip işte çıkar şeyleri sizin tarafınızı biraz belirleyebiliyor. Ama işte Türkiye gibi ülkeler, yani belirli büyüklükte ülkeler olaylara bakarken bunların çok daha üzerinde bakmak zorundadır. Yani Türkiye bir İran gibi, bir Azerbaycan gibi, bir Ukrayna gibi, bir Suudi Arabistan, bir Katar gibi olaya bakamaz. Daha yukarıdan bakmak zorundadır. Taraf olmaktan ziyade tarafları bir araya getirebilecek, bölgede istikrarı korumak adına gayret sarf edebilecek ülkelerden birisidir. Biraz önce sizin ekrana da yansıttığınız şeyde gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı da çeşitli devletlerin yöneticileriyle görüşmeler yaparak yeniden barışın tesis edilmesi yönünde çabalar sarf ediyor. Yalnız bu
sadece o bölgede bir gerilime yol açmıyor. Dünyanın birçok ülkesinde farklı gerilimlere yol açıyor. Mesela bugün uluslararası haber ajanslarında kişinin ismini söylemek için buradan bakayım. Evet, Chicago'da Plainfield bölgesinde birisi bıçakla bir ev sahibi 6 yaşındaki bir çocuğu ve annesini bıçakla yaralıyor. Bir ev sahibi Filistinli kiracısını ve onun 6 yaşındaki çocuğunu bıçaklıyor. 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybediyor. Ve bu ABD başkanının dahi açıklama yapma ihtiyacı hissedecek kadar onları endişelendiriyor. Normalde bir ABD başkanı bu tip adli suçlar konusunda çok bir açıklama yapmaz. Ama eğer, kaldı ki Amerika yani. Tabii. Biden'ın ofisinden böyle bir açıklama yapılıyorsa ve özellikle nefret eylemi olarak değerlendiriliyor bu. Act of hate. No place, bizim ülkemizde diyor nefret eylemleri olamaz. Hayat bulamaz diyor. Hocam Biden'ın ilginç bir açıklaması daha oldu. Şöyle bir değerlendirme yapmış. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük bir hata olacak demiş. Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerekiyor. Ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olmalı demiş. Bununla birlikte İsrail'in savaş kurallarına uyacağına inanıyorum demiş. Evet. Ama biliyorsunuz ilk günler öyle değildi. Hatta uçak gemileri falan şey yapıyordu. İsrail'in her türlü silah ve mühimmat ihtiyacını karşılayacağını vesaire söylüyordu. Ama oradaki bu çatışma ve dalgalanmanın dünya ölçeğinde sorunlara yol açma potansiyelini görmesi neticesinde ki daha önceden bunu görmeliydi. Ve en temel aslında yine maalesef bunun temelinde de ekonomik gerekçeler olması mümkün. Petrol fiyatlarının artması enflasyonun yükselmesinin temel nedenlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri bugün enflasyonla mücadele ederken ve enflasyonu düşüremezken belli bir oranın altına petrol fiyatlarının böyle ani sıçramaları onların enflasyonla mücadelelerine zarar verecektir. Enflasyonla mücadele, enflasyonun olduğu petrol fiyatlarının yani enerji fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde dünyada ekonomik büyüme olmaz. Ekonomik büyüme de taviz vermek zorunda kalacaklardır mecburen. Tüm dünyadaki ülkeler için bu geçerlidir. ABD, Çin, Rusya veya Türkiye bundan istisna olamaz. Hepsini aynı oranda etkiler. Dolayısıyla daha böyle salim akılla cevap vermeye gayret ediyor. Yine bunun Fransa... Bir şey daha eklemiş hocam, onu da söyleyeyim. İsrail'in bu saldırıya dahil olduğu yönünde açık bir delilimiz yok demiş ABD İran'ı Başkanı Biden. İran'ın, evet. Evet. Biliyorsunuz orada da yine bu sağduyulu bir açıklama. İlk başta öyle değildi. Böyle İran'a yönelik suçlayıcı açıklamalar daha güçlü ifade ediliyordu. Yine Fransa'da Fransa açıklama yaptı. Çünkü çok yoğun bir Müslüman nüfus var. Aynı zamanda Yahudi nüfus var Fransa'da. Bunun bir sorun olması ihtimaline karşı önlemlerini artırdıklarına dair vesaire. Yani sadece çatışmanın olduğu bölge değil, dünyanın tamamında toplumlar arasında gerilime yol açıyor. Şimdi düşünün, Fransa veya ABD'de insanlar yan yana, komşu, kiracı, ev sahibi vesaire yaşıyor. Yaşarken bir anda dünyanın binlerce kilometre uzağında bir olay oluyor ve sizin toplumunuzda bir anda gerilim yükseliyor. Tabii hiçbir ülke bunu istemeyecektir. Ne ABD bunu ister ki, ABD biliyorsunuz ırkçı ve bu tip şeylerle ayrımcı eylemlerle mücadele etmeyi kendisine birincil öncül olarak kabul etmiştir. Çünkü öyle bir potansiyel her zaman var. İşte bu siyah hayatların değerli olduğuna dair şeyler, protestolar vesaire ne kadar yaygınlaşabildiğini gördük ABD üzerinde veya Avrupa'da da Fransa'da da. Onun için tüm dünya, özellikle öncelikle gelişmiş ülkeler akıllarına başlarına alıp bu bölgede barıştan yana Birleşmiş Milletler'in kararları da var. Filistin'de kabul ettiğini söylüyor. Bölge ülkelerinin tamamı kabul ettiğini söylüyor. 1967 sınırları esas alınarak iki devletli bir çözüm burada ideal çözümdür. Aksi halde biliyorsunuz burada ilk defa olmuyor. Gazze ile İsrail arasında ilk defa bu denli yoğun çatışma olmuyor. Her zaman bu sorunu üretmeye müsait bir ortam var orada. Bunun gidilmesinin en azından en önemli aşaması
67 sınırları ve iki devletli çözümdür. Bu hem İsrail'e hem orada yaşayan Filistinlilere hem taraf tutarak bunları birbirine kışkırtan hem para hem silah anlamında destekleyen diğer ülkelere de ders olmalı ve bir an evvel orada akan kan durmalı. Neticede sizin de örnekle izah ettiğiniz gibi ki tek örnek değil birçok örnek var. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, hastalar bir sürü insan hayatını kaybediyor. Bu arada yani şeyi vurmuş, insani yardımların giriş yaptığı Refah sınır kapısını vurmuş İsrail. Onu zaten söyledi. Gazze'ye yani olan insani yardımlarına müsaade etmeyeceğiz dedi. Sınır kapısına böyle bir saldırı düzenlemiş. Şimdi benim aklımda şöyle bir soru var hocam. İsrail adım adım bir kanserli hücre gibi Filistin'i yedi bitirdi. Şu an çok küçük bir bölgede çok sayıda Filistinli yaşıyor. Yani bu Gazze için geçerli. Diğer noktalarda da küçük küçük öbek öbek Filistin yönetiminin belki olduğu, belki olmadığı bir İsrail-Filistin durumu görüyoruz. Diyelim ki bu süreçte veya önümüzdeki yıllarda İsrail tamamen Filistinsiz bir İsrail kurdu. Yani iki devletli olmayan, tek devletli bir İsrail kurdu. Filistinlilerin de Kahire ekseriyetini sürdü başka topraklara. Yani burası İsrail toprağı, siz Arapsınız, Arap ülkelerine gidin dedi ve gönderdi. Bundan sonra İsrail'de sizce bir emperyal çıkış olur mu? Lübnan, Suriye veya başkaca ülkelere veya Sina Yarımadası'na o çöle bir girme isteği, topraklarını genişletme isteği olur mu sizce? Hayır olmaz çünkü bugünkü bu çatışmalar 20-25 yıl sonra İsrail'e saldıracak, böyle hedef gözetmeksizin saldıracak militanların aslında psikolojik travmalarını oluşturuyor. Hı hı. Neticede Ürdün'de ciddi bir Filistinli nüfus var, Lübnan'da ciddi bir Filistinli nüfus var, Mısır'da ciddi bir Filistinli nüfus var. Ve bugün bu çatışmalarda bu örgütlerin, yöneticilerin önemli bir kısmının özgeçmişine bakın. Kimisi Lübnan'da doğmuştur, kimisi Ürdün'de doğmuştur, kimisi Mısır'da doğmuştur. Ve bugün bu örgütlerde yöneticilikler yapıyorlar. Yani bu İsrail için zaten bir çözüm ifade etmez. Eğer İsrail bunun olabileceğini ve bu olduğu zaman da o bölgede hakimiyet kurabileceğini zannediyorsa yanılıyor. ABD de İsrail'den ve ABD ve diyelim diğer müttefikleri, batılı emperyal müttefikleri diyelim, her müttefiki değil, emperyal müttefikleri de o bölgede İsrail'den vazgeçemez. Biliyorsunuz bölgedeki İsrail'in aslında bir noktada güvenliği için Irak ve Suriye'de böyle destabilizasyon, istikrarsız yani stabil olmayan yönetimler şey oluyor, kuruluyor. Kurulmaya gayret ediliyor daha doğrusu. Yine biliyorsunuz Filistinliler bazı en büyük gösterilerden birisi Bağdat'ta oldu. Filistinlilerin yaptığı, attığı sloganlardan bir tanesi de neredesin Saddam oldu. Yani sen gittin ondan sonra bu İsrail bu kadar başımıza bela oldu gibi. Çünkü Saddam, Hafız Esad bunlar çok İsrail üzerinde sürekli Filistinlileri destekleyen, İsrail'i tehdit eden güçler olarak bulunuyorlardı. Bugün bu güçler yok. Veya Suriye'nin kuzeyinde mesela Türkiye bir istikrarlı bölge oluşturmaya çalışıyor. Oraya çeşitli müdahaleler yapmak istiyor. Bunu yaparken hem Türkiye'ye yönelik saldırıları hem de bölgede Suriye halkının daha güven içerisinde yaşayabilmesi için hem de oradan Irak'a veya Irak'tan oraya olan müdahalelerin önüne geçmek için. Ama şey ne yaptı geçen hafta? ABD açıklaması. Türkiye'nin bu eylemlerini bir şey olarak görüyor ve uyarıyor. Kendisine bir tehdit olarak görüyor. Hatta yüzden, SİHA'mızı düşürmesinin sebebi olarak da bunu gösterdi. ABD'nin askeri tesislerine fazla yaklaşması olarak gösterdi. Orada Sayın Erdoğan'ın da çıkışı oldu. Hem ABD'nin orada ne işi var dedi, hem Filistin gerilimi için aynısını kullandı. ABD'ye yakışan bu insanlık dramını durdurmak mıdır, oraya uçak gemisi, savaş gemisi göndermek midir dedi.
o şekilde ABD'yi Mesela tenkit etti. şeyin açıklaması bu. Başkanlık ofisinin bilgilendirme odasının şeyi. Türk devletinin askeri saldırıları Kuzey Doğu Suriye'deki diyor, bunlar diyor hem bizim Islamic State of Irak dedikleri, ISIS dedikleri, IŞİD Bizim dediğimiz, IŞİD DAEŞ dediğimiz. dediğimiz örgütlerle olan mücadelemize zarar veriyor. Hem de oradaki sivillere karşı bir tehdit oluşturuyor. Barışı, güvenliği ve stabilizasyonu, bölgedeki stabilizasyonu tehdit ediyor. Bu da ABD'nin dış politikası ve ulusal güvenliğine bir tehdittir diyor. Yani kendi, yani ABD nerede, Suriye nerede? Senin ulusal güvenliğine veya dış politikana nasıl bir zarar olabilir? Hatta Arada zarar kaç da bin demiyor. kilometre Yani var. Çok sert bir dil kullanıyor. Trade diyor, tehdit ediyor diyor. Yani ABD'ye karşı bir tehdit algılıyor. Yani bu kadar artık pervasızca davranabiliyor. Onun için bir an evvel ABD gibi, işte bazı Avrupa ülkeleri gibi emperyal sömürgeci geçmişi olan devletlerin kontrolünden ve onlardan çözüm beklemekten bölgedeki ülkeler kurtulmalı. Kendileri bir araya gelerek kendi çözümlerini kendileri üretmeli. Bu bölgede üretilen tüm zenginlik bu bölgede paylaşılmalı. Bu bölgede yaşayan halklar artık barış içerisinde, refah içerisinde, temel insani ihtiyaçlarına erişimde hiçbir zorluk yaşamadan ayakta kalabilmeli. Aksi halde sadece Filistin-İsrail ölçeğinde düşünürsek yaklaşık 100 yıl, işte Suriye, Irak vesaire, Irak'ı düşünürsek 30 yıl, Suriye'yi düşünürsek 15 yıldır ki bunlar zaten oradaki ondan bu tarihlerden önceki rejimlerde hakların dostu rejimler değillerdi ama görece bir istikrar söz konusuydu. O istikrardan da mahrum kaldılar şu anda. Bazen duyuyorsunuzdur işte Saddam'ı özleyen Iraklılar, Esad'ı özleyen Suriyeliler, Hafız Esad'ı kastediyorum, vesaire görüyorsunuz ama bunlar da halklarına dost değildi. Bölgelerinde çok ciddi katliamlar yapabilecek kadar gözü dönmüş diktatörlerdi. Ama bugün oradaki istikrar o kadar bozuldu ki bu zalim diktatörlere dahi özlem duyulur hale geldi. Biliyorsunuz Rusya'da da bazen gösteriler yaparlar, komünizmi özleyenler vesaire. Çünkü Rus oligarklar ülkeyi öyle bir talan ettiler ki oradaki halkların da önemli bir kısmı temel insani ihtiyaçlara onların payına ulaşmada açlık düştü. Evet, Bugün küçük Dünya çıktı. Yoksulluk Günü, onu da sizinle konuşacağız. Ben bu gerilimde İran'ın rolünü merak ediyorum. Şimdi az önce Saddam'dan ve Hafız Esad'dan bahsettiniz. Onların politika olarak İsrail'e karşı durduğunu, uzunca süreler karşı durduğunu, onların ardından İsrail'in tabiri caizse gemi daha çok azıya aldığını ifade ettiniz. Şimdi İran... Yani orada şey, satranç deyimi kullanırsak pat durumu söz konusuydu. Beraber. Yani herkes biliyordu ki hiçbirisi galip gelemeyecek. Hiçbirisinin galip gelemeyeceği ortamda çatışmasızlığı herkes yeğliyordu. Ama bugün Irak, işte Suriye gibi ülkelerde artık bir devlet denilemeyecek kadar zayıflıklar görülünce artık pat durumu bozuldu doğal olarak. Şimdi İran çok sert açıklamalar yapıyor. İran diyor ki Gazze'ye saldırı olursa Gazze işgalcilere mezar olur diyor. İran'ı tehdit ediyor şu anda. Ve Benjamin Netanyahu da İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, sabrımızı sınamayın diyor. İran bu gerilimin en başından itibaren hem bazı ifadelere göre savaşın doğrudan içinde olması üzere, hem yaptığı sert ve net taraflı açıklamalar üzere Filistin'in de Hamas'ın da hamili pozisyonuna kendisini soktu. Bu İslam toplumunda İran'ın rolünü yükseltir mi? Yani 1,5 milyarlık bir İslam nüfusu var. İran Filistin'deki bu olaya müdahale ediyor. Sürekli sert açıklamalar yapıyor. Hatta ve hatta pervasızca kendi ülkesini İsrail'le savaş konumuna bile getiriyor neredeyse. Yani bu açıklamaları bu dozda yapıyor.
Bu sert tutum, bu kabadayıvari çıkışlar, bu İran'ın bir pozisyonunu yükseltir mi, değiştirir mi? Müslüman ülkeler ve Müslüman insanlar arasında İsrail'in algısını, PR'ını yükseltir mi sizce? Yani İran bunu ilk defa yapmıyor. Yani orada İslam dünyası içerisindeki pozisyonunu bir üst seviyeye çıkartmayacaktır elbette. Çünkü inanç faktörü çok daha önemli hale geliyor orada. Bir de bu bölge zannediliyor ki sanıyorum İran'ın desteğiyle falan burada Şiiler ayakta duruyor. Hayır, burada bir sürü Şii devletler daha önce de kurulmuştu. Yani Fatimiler mesela Şiaydı. İşte Suriye vesaire de orada İsmaililer uzun yıllar iktidar oldular. Yemen biliyorsunuz Osmanlı'yla da çok ciddi mücadeleler olmuştu. Oradaki imamlar, imam diyorlar onlar, imam yaşayasına mensup Yemen'dekiler. Yani bu Şii alan sonradan oluşmuş bir alan değil. Tarihi orada kökleri var. İran kendi güvenliğini bu Şii bölgeyle sınırlarından başlatması kendi güvenliğinin bir gerekçesi olarak görüyor bunu. Dolayısıyla kendisine yönelik Orta Doğu'da, bu yazın yaptığı programda da söylemiştim galiba, kendisine yönelik işte Suudi Arabistan, İsrail yakınlaşması ve buna benzer bölgede İsrail'le işte bu İbrahim anlaşmaları vesaire gibi şeylerin ileride kendisine bir cephe oluşturabileceği endişesiyle buna yönelik bu tür bölgedeki çatışmayı destekleyici bir pozisyonda yer alabilir. Bunun için de insani gerekçeler ortaya koyabilir. Yani böyle oradaki Filistinlilerin hayatlarına kastedilmesi vesaire gibi. Ama oradaki asıl şey kendisine yönelik Orta Doğu'da bir birliğin oluşmamasıdır. Benzer şekilde Rusya'da etrafının kuşatıldığını düşünüyor. Biliyorsunuz İran'a ve yönelik hem ABD ambargoların hafifletilmesi hem de Suudi Arabistan'ın yakınlaşması söz konusuydu son aylarda. Dolayısıyla Rusya'da kendisinin kuşatıldığını hissetmesi normal ki Ukrayna İstihbarat Başkanı da açıklama yapmıştı. Ukrayna'da olması gereken bazı silahlar Hamas'ın elinde ortaya çıkıyor bu çatışmada ele geçirilen silahlardan. Bunu da o bölgede Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ele geçirilen Ukrayna'ya ait silahlar olarak açıkladı. Burada iki seçenek var. Ya Rusya bunları üzerinde kalmasın diye kendisi aktardı ya Evet. da Wagner benzeri bu paralı örgütler para karşılığında bu silah ticareti yapıyorlar. Yapmadığı bir şey değil. Wagner bunu yapıyor, silah ticareti. Veya Çin de muhtemel faillerden olabilir. Neticede onun Bir Kuşak Bir Yol diye bir projesi vardı. Buna karşılık birkaç ay evvel Hindistan'da G20'de işte Hindistan, Körfez şeklinde Orta Doğu devam eden bir yol projesi gündeme geldi. Henüz hayal aşamasında da olsa da bunlar gelecekte eğer başarılabilirlerse dünyanın ekonomik eksenini farklılaştırabilecek projeler. Dolayısıyla mevcut oradaki çatışma hali veya çatışmaya hazır yüksek tansiyonu o bölgedeki veya o bölgenin uzağında olan ABD gibi ülkelerin kendi lehlerine kışkırtmaları, orada kıvılcım çakmaları ve bir yangın başlatmaları her zaman muhtemeldir. Bu yara orada oldukça bugün, yarın şey olabilir, karşılıklı el sıkışabilirler, tamam duruyoruz diyebilirler ama bir ay sonra yeniden bu çatışmanın olmayacağının garantisi yok. Üç Bu ay sonra ihtimal hep yok. var. Yani uzun yıllardır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi reklama gideceğiz. Reklam dönüşünde hem sizin bahsettiğiniz Çin'in alternatif ticaret rotaları ve İpek yolunu canlandırma girişimi hem de Hindistan'ın buna karşı olarak yaptığı girişimden bahsedeceğiz. Daha birçok konu var aslında. Mesela yaşlıların toplu ulaşımda ücretsiz kullandığı dönem bitiyor mu? Buna ilişkin açıklamalar var. TRT 100. yıl kutlamalarını ve gösterilerini ertelemiş. İsrail-Filistin olayları sebebiyle daha birçok nokta var. Yoksullukla mücadele günü. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Dönüşte hepsini sizlerle paylaşacağız.
Kent, mekan ve toplum devam ediyor bu bölümde. Çin'in kendisini bir dünya lideri ülke yapma serüvenine en fazla katkı sağlayacak projeleri olan ticaret yolu, demir ipek yolu, yeni ipek yolu gibi projeleri konuşacağız. Bunun bir görseli de var, onu da alalım. Çin uzun süredir bir ticaret yolunu canlandırmaya çalışıyor. İpek yolu üzerinden Türkiye, sonrasında Avrupa'ya doğru yol alacak bir ticaret yolunu, aslında eski İpek yolunu canlandırmaya çalışıyor. Şimdi bu noktada Çin aslında Afrika'ya da çok ciddi sirayet etti, devam ediyor bu sirayetine ve ticaret yoluyla da ekonomik gücünü iyice artırarak Amerika'nın dünya üzerindeki hegemonyasına son vermeyi planlıyor. Buna nüfus gücü de Çin'i itiyor diyebiliriz. Çünkü çok ciddi sayıda bir nüfusu var ve beslemek zorunda. Çin bu anlamda ekonomik girişimlerine başladı. Görseli alalım hocam, sözü size vereyim. Çin kendisine yeni bir blok kurdu. Yani dedi ki Çin, Rusya, İran, buna Orta Doğu'daki bazı oluşumlar, Afrika'daki bazı ülkeler dahil olarak Çin kendisine yeni bir blok oluşturdu. Bu blok başarılı olur mu? Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana diyebiliriz dünyanın hakim ülkesi pozisyonunda ve işte az önce konuştuk 10 bin kilometre ötedeki olaya bile benim güvenliğim, benim ülkemin refahı ya da sağlığı gibi gerekçelerle müdahil oluyor. Çin bu eksende bir değişiklik yaratabilir mi? Doğuya bir dönüş yaratabilir mi? Ya da bu dönüş çoktan başladı, biz mi farkında değiliz? Çin biliyorsunuz 1990'lı yılların ortasından itibaren ismine sosyal piyasa ekonomisi dediği o komünist ekonomik sistemin dışında serbest piyasayla daha uyumlu bir ekonomik modele geçti. Bugün dünyada en çok dolar milyarderi ABD'den sonra Çin'de bulunuyor. Bu ekonomik büyümenin getirdiği, çünkü ürettiğinizi bir süre sonra ihraç da etmeniz gerekiyor. Her ne kadar Çin nüfusundan dolayı büyümesinin önemli bir kısmını iç tüketim yoluyla gerçekleştirse dahi dünyanın birçok ülkesinde en azından ilk sosyal piyasa ekonomisi uygulamaya başladığında Türkiye'de bile hatırlarsanız milyoncular açılmıştı böyle tüm şehirlerde bir anda çoğalmışlardı. Bunun en önemli nedeni Çin'di. Çin ucuz emek gücü ve kaliteden taviz vererek ucuz mallarla piyasayı doldurmuştu. Fakat zaman içerisinde doğal olarak gerek oraya yapılan yabancı yatırımcılar gerekse kendilerinin geliştirdikleri teknolojiler sayesinde bugün tüm dünyada çeşitli markaların sahibi ve özellikle bilişim teknolojilerinde önemli bir yere sahip. Mesela işte Huawei gibi GSM altyapısından çeşitli cep telefonlarının üretimine veya bilgisayarların üretimlerine kadar değişik alanlarda faaliyet gösterebilen onlarca şirkete sahipler. Yine nüfus yoğunluğundan dolayı her yıl neredeyse yeni bir şehir inşa edecek kadar hızlı büyüyebiliyorlar. Aslında bu nüfusu kontrol altına alabilmek için işte çok sayıda çocuk doğurma yasağı gibi yasakları işletmesine rağmen. Ve onu şimdi şey yapmaya başladılar, gevşetmeye başladılar biraz. Evet. Yine aynı şekilde bu ekonomik büyümenin getirdiği hem dış pazar arayışı hem de Orta Doğu'da özellikle Afrika'daki ülkelere çeşitli krediler yoluyla onlardan çeşitli işletme hakları alarak işte gerek tarım arazileri gerekse limanlar ki Afrika'da bugün herhalde en çok liman işletmesi Çin'e ait. Dikkat ederseniz bunların tamamı transport yani ulaşımla ilgili limanlar ve o bahsettiğiniz bir kuşak bir yol projesi de aslında ulaşımla ilgili. Çünkü zaman zaman ulaşımda kesintiler oluşabiliyor. Deniz yoluyla taşımacılık daha uzun süreler gerektiriyor. Pandemi döneminde gördük konteyner fiyatlarından dolayı bir anda konteynerin içindeki üründen çok daha pahalı hale gelebiliyor taşımacılık vesaire. Bunun gibi nedenlerle özellikle dünyanın en büyük pazarlarından birisi olan Avrupa Birliği, Avrupa'ya yönelik
bir ulaşım hattı, yeni bir ulaşım hattı, hızlı bir ulaşım hattı gündeme geldi ve bununla ilgili çalışmaları devam ediyor. Çin diğer işte ABD ve Avrupa ülkelerine nazaran bu küresel anlamda ticarette daha sömürgeci diyeyim, ki Çin'de sömürgeci denilebilir. Çünkü bu limanların önemli bir kısmına el koydu aslında. O ülkeler kredileri ödeyemedikleri için. Diğerlerinden daha maalesef bunu şey yapıyor, kaba bir biçimde yapıyor. Yani bir tefeci mantığıyla yapıyor. Kredilendiriyor, kendi şirketlerine o işin verilmesini sağlıyor. Daha sonra o ülkeler o kredileri ödeyemedikleri zaman onların işletim haklarını alıyor vesaire gibi bir metotla devam ediyor. Ancak bu son Orta Doğu'daki gerilimde gördük ki Çin küresel bir güç olmanın hala çok uzağında. Çünkü dikkat ederseniz ciddi hiçbir açıklama gelmedi şeyden, Çin'den. İçin için belki memnun bile oluyor olabilir. Çünkü ona alternatif yol, işte bu Hindistan'ın gündeme getirdiği bir yol söz konusu. Hocam Körfez'den. Ayakta anlatabilirsiniz isterseniz. Buradan şey yapabiliriz, belki görüntüyü engellerim. Hindistan ve Körfez üzerinden Orta Doğu'yu aşarak Avrupa'ya geçen bir yol, o alternatif yol. O henüz çok tasarım aşamasında ama diğeri başladı, diğeriyle ilgili çatışmalar, çalışmalar. Dolayısıyla yeni İpek Yolu projesi, tabii ki bu proje bir dünyadaki üretim devi olan Çin'e büyük avantaj sağlayacaktır. Onun ekonomik büyümesini sürdürmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Ama bu bölgedeki mesela şey çatışmalara normalde küresel güçler dediğimiz güçler her zaman dünyanın neresinde olursa olsun çatışma ortamlarına dair bir inisiyatif alırlar. Böyle bir inisiyatif almanın çok uzağında görülüyor Çin şu anda. Evet. Şimdi sizin anlattığınız şekliyle Hindistan Körfez'den dolaşarak Basra Körfezi'ne çıkıp buradan da Orta Doğu ülkeleri yoluyla Avrupa'ya ürünlerini ihraç etmeye çalışacak. Bu koridor neden Çin'i engellesin? Çin'in ortaya koymaya çalıştığı ticaret yoluna nasıl bir zararı olabilir? Hindistan da biliyorsunuz üretimiyle dünya ekonomisindeki yeri gittikçe artan bir ülke. Hindistan da IT teknolojileri, bilişim teknolojilerinde sürekli atılım yapan dünyanın yazılımcı ihracatçısı diyebiliriz. Yani dünyanın hangi şirketine gitseniz, hangi ülkesine gitseniz özellikle bilişim teknolojilerinde mutlaka Hintli çalışanlar bulursunuz. Avrupa'da da biliyorsunuz sadece ABD'de değil, Avrupa'da da ciddi bir Hintli nüfus oluşmuş durumda. Tabii Hindistan'ı tek başına düşünmemek lazım. Londra'nın belediye başkanı bile evet, Hint alt kıtası. Hatta başbakanı oldu gerçi. Tarihen Hint alt kıtası denilen Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan bunları bir bütün olarak düşünmek lazım. Ucuz iş gücü ve teknoloji kullanarak özellikle Hindistan teknoloji kullanabiliyor. Üretim gücünü gittikçe artırıyor. O da alternatif pazarlara ihtiyacı var. O da bu ulaşım hattıyla ki ulaşım çok önemli biliyorsunuz. O İpek yolu, baharat yolu dediğimiz yollarda neticede ticari metaların, ürünlerin transferi. Hatta bizim de içerisinde bulunduğumuz Orta Doğu bölgesinin ekonomik olarak dünyada gücünü kaybetmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi Ümit Burnu'nun, yani Afrika'nın en güneyindeki burnun dolaşılabilmesi. Yani Avrupa'dan çıkan gemilerin Afrika'nın etrafından dolaşarak Hindistan'a ulaşabilmesi. Hindistan böylece aracı ülkeleri aradan kaldırarak elde ettiği metalları daha ucuza alabilmesi bu ticaret yolumuzu öldürdü, İpek yolunu. Hindistan tarihen o ekonomik gücüne yeniden ulaşıyor. Çünkü geçmişte de, tarihte de Hindistan dünya ekonomisinin büyük kısmını oluşturuyordu. Bu özellikle baharat yolu biliyorsunuz Hindistan'la ilgili. Dolayısıyla o tarihi şeyine yeniden dönüyor diyebiliriz. Ekonomik büyüklüğüne yeniden dönüyor diyebiliriz. Onun da bu alternatif yolla
pazarlara daha hızlı ve taşımacılık maliyetlerini düşüren bir şekilde ulaşması, sürekli büyüyen ekonomisi ve üretimini pazarlayabilmesi açısından son derece önemli. Evet. Çünkü o ikisi rekabet halinde biliyorsunuz. Çin ve Hindistan'ın aralarında büyük bir rekabet söz konusu. Tarihi hem de şeylerdir. Yani birbirleriyle zaten sorunlu. Bir sınır münakaşaları var. Bu Tibet üzerinden vesaire bazı şeyleri var. Evet. Şimdi Şiyan zaten tarihi İpek yolunun başlangıç noktası ama ikinci sırada Urumçi dikkat çekiyor. Urumçi, Doğu Türkistan. Doğu Türkistan ve Uygur Türklerinin yaşadığı bir bölge. Burada Çin ve Doğu Türkistan arasında yine ciddi sorunlar var. Sonrasında devam eden süreçte Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden bir İpek yolu görüyoruz. Urumçi'de ve Doğu Türkistan'da Çin'in uyguladığı politikalar bir değişim yaratır mı bu İpek yolunun işleyişinde? Çünkü bakıyorum 4 tane Türk ülkesinden geçecek. Tabii. Ama o hattın en uzun koridorunu Türk dünyası ülkeleri oluşturuyor zaten. Hı. Burada Doğu Türkistan karşısında uygulanan politikalar, Çin'in uyguladığı politikalar hem Doğu Türkistanlıların bir oraya bir sabotajına yol açar mı? Hem de Türk dünyası acaba böyle ters bir tepki verir mi? Yani bu yol Doğu Türkistan'dan geçiyor ama siz Doğu Türkistan'da bir zulüm ve baskı politikası uyguluyorsunuz. Bunu lütfen düzeltin gibi ya da başkaca yollarla bu projeyi engellemek demeyeyim de başkaca şekilde biraz rafa kaldırmak, buzdolabına koymak gibi bir yolu seçer mi? Aslında Türk ülkelerinin de burada çok büyük bir kazancı olduğunu bilerek işte konuşmak lazım. Ekonomik lazım. Kazançlardan dolayı Çin üzerinde yoğun bir şey oluşturmazlar, baskı oluşturmazlar. Ancak böyle bir şeyin, projenin hayata geçmesi Çin'i de Doğu Türkistan konusunda daha yumuşak politikalar takip etmeye yöneltebilir. Maalesef Doğu Türkistan'da Gazze'nin benzeri bir biçimde orada bir kuşatılmışlık içerisinde. Kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Orada uygulanan politikaları tam olarak bilmiyor. Evet. Türk aileleri kontrol etmesi için Çinliler sürekli o bölgeye yönlendiriliyor. Demografik değişim hedefleniyor. Buna benzer insanlık dışı birçok zulüm uygulanıyor. Ve maalesef dünyaya kapalı bir ülke olduğu için Çin, bağımsız kaynakların girişine müsaade etmediği için bunların hiçbirisi net delillerle uluslararası kamuoyuna duyurulamıyor. Sadece orada yaşayan insanların, diasporada yaşayan Uygur Türklerine verdikleri bilgiler veya onların oradan aldıkları bilgiler neticesinde ancak şey yapılabiliyor, bir haberdar olabiliyoruz. Onlar da sağlıklı değil maalesef. Çin biliyorsunuz bunların hepsini reddediyor zaten. Tam tersi de o bölgede yaptığı ıslah çalışmalarıyla o bölgedeki insanların ekonomik ve refah düzeylerinin yükseltildiğini vesaire iddia ediyor. Ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Evet. Şimdi bugün, yarın olabilir aslında. Yarın Uluslararası Yoksullukla Mücadele Günü ve bugün aslında çokça konuşabileceğimiz, üzerine konuşabileceğimiz noktalar, ülkeler, bölgeler var. Yemen'de yaşanan savaş, Sudan'da yaşanan savaş, burada insanları gıdaya erişim noktasında çok zor bir duruma düşürüyor. Afrika'nın zaten hali yıllardır içler acısı. Rusya'da bazı insanların, işte oligarklardan bahsettiniz, bir tarafta da ciddi yoksulluk olduğu biliniyor. Çin kendi nüfusunu besleyebilmek için çok büyük çaba sarf ediyor. Ancak orada da belli sıkıntılar var. Ve dünyanın pek çok noktasında ciddi bir yoksulluk var. Yani belki buna işte Amerika'daki homeless'ları bile dahil edebiliriz ki orada da ciddi bir sorun olduğu açık. Nasıl bir çözüm olmalı? Şimdi hep klasik cümleleri kuruyoruz. Diyoruz ki işte Amerika'da israf edilen veya obezite üzerine insanların fazlaca yediği yemekler tüm bir Afrika kıtasını doyurabilir veya bir zenginin servetinin şu kadarı Afrika'yı ayağa kaldırmaya, onları doyurmaya yeter gibi klasik cümleler kuruyoruz ama aslında yıllardır bunları söylememize rağmen hiç sonuca ulaşamadık. Neden bu yoksulluğa insanlar mahkum sizce? Maalesef bazı ülkelerin ve bazı insanların açgözlülüğünden dolayı. Dünyada dolar milyarderinin sayısı sadece 2500.
Yani 8,5 milyar insandan bahsediliyor. 7,5 milyar ile 8,5 milyar arasında değişen sayılar veriliyor. Bunların içerisinde sadece 2500 tanesi dolar milyarderi. Ve dünyadaki servetin yarısından fazlası bu dolar milyarderlerine ait. En çok dolar milyarderi ABD'de, ondan sonra da Çin'de. Bu da bize şunu gösteriyor. Dünyada bir üretim sorunu yok, bir zenginlik sorunu yok. Dünyada bir paylaşım sorunu var. Yani elinde çok olanlar bunu paylaşmayı reddediyorlar. Dünyada pandemi döneminde gördük. Devletlerin, insanların normal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aldıkları önlemler, bastıkları paralar, o paralarla kişilere sosyal transferler gerçekleştirmelerinin sonucunda zenginlerin çok daha zengin olduğunu gördük. Yine pandemi döneminde emek gücünün aslında nasıl bir anda vazgeçilebilir olduğunu gördük. Yani en küçük bir üretimde aksama veya durma olduğu anda bu sermaye sahiplerinin aklına gelen ilk şey çalışanların işten çıkartılması oluyor. Yani demiyorlar ki bunca yıl işte bunlarla biz belirli bir zenginlik ürettik, İşte iki yılda bunların ücretlerini ödeyelim diyemiyorlar. Bazı işletmeler, küçük işletmeleri kastetmiyorum. Onlar elbette bunu ödeyemezlerdi zaten ki devletler de katkı yaptı Türkiye'de olduğu gibi. Çalışanların işten çıkartılmaması karşılığında bazı ödemeler, transferler gerçekleştirdi. Bu Thomas Piketty diye bir iktisatçı var. Bu konuda çok çalışıyor. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda iktisat Nobel'ini almaya aday olanlardan bir tanesi. Yoksulluk üzerine çalışıyor ve onun yaptığı tüm araştırmalarda Birleşmiş Milletler'in, Dünya Ticaret Örgütü'nün, IMF'in veya benzeri ekonomik kuruluşların tamam verilerinde Türkiye'de dünyada ciddi bir gelir dağılım sorunu olduğu görülüyor. Ve buna rağmen hala biliyorsunuz insanların aldıkları ücretlerin yüksek olduğundan falan bahsedilebiliyor. Veya şimdi ABD'de, Türkiye'de, Avrupa'da çalışanların aldıkları ücretlerin yüksekliğinin enflasyona neden olabileceği soğukkanlıkla söylenebiliyor. Aslında o insanlar onunla sadece insani bir yaşam standardını sağlayabildikleri halde onların aldıkları ücretlerin düşürülmesiyle enflasyonun gerileyebileceği vesaire söylenebiliyor. Dolayısıyla günümüzde maalesef ne devletlerin ne de sermaye sahiplerinin bu adaletsizliği giderme yönünde adım atmak noktasında hiçbir ciddi çaba sarf etmediği görülüyor. Bunun yerine çeşitli sosyal transferler ve sosyal yardımlarla işte günü kurtaran o büyük topluluğun bir kısmını belki biraz daha iyi, en azından temel gıdalara erişimini sağlayabilecek şeylerin yeterli olduğu düşünülüyor. Afrika'daki ise tamamen bir dram. Çünkü orada da yine aynı şekilde dünyanın birçok yeraltı zenginliği, işte petrol, elmas, altın, gümüş, aklınıza ne geliyorsa, uranyum gibi madenler bulunmasına rağmen, burada bu madenleri işletenler dünyanın en zengin insanları içerisine girmesine rağmen, biliyorsunuz en çok elmas Afrika'da çıkartılır madenlerden. Ama elmasın şeyi Belçika'dadır. En büyük pazarı diyelim. Evet. Dünyaya oradan şey yapılır. O büyük zenginlik üreten kısmını hep kendilerinde tutmuşlar. Ama oradaki insanlara sadece temel ihtiyaçları karşılığında çalışmak düşmüş. Oradaki insanlarla bunu hiç paylaşmayı düşünmemişler. En temel insani suya bile erişim büyük bir sorun haline dönüşmüş. Orada bu çarpıklığı, bu adaletsizliği, paylaşım sorununu en net biçimde aslında Afrika'da görüyoruz. Afrika'daki üretilen bu zenginlikler Afrika'daki insanların tamamını gayet iyi şartlarda yaşatmaya yeterli aslında. Ama maalesef özellikle Kuzey Afrika'dan aşağı doğru indikçe, ki Kuzey Afrika'da da ki ülkelerin de çok iyi şartlarda olduğu söylenemez belki ama işte Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Fas gibi. Ama onların güneyinde çok daha büyük dramlar yaşanıyor. Ya işte Güney Afrika biliyorsunuz bir apartheid rejimi vardı. Mandela'nın cezaevinden çıkartılmasından sonra
orada rejim daha ayrımcılıktan uzak bir hale dönüşse dahi hala biliyoruz ki Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ki BRICS ülkelerinden bir tanesidir o da zenginlik beyazların kontrolünde. Oranın yerli halklarının bundan herhangi bir pay alabilmeleri hala mümkün olamadı yani. Aslında biz 1960'lardan sonra yavaş yavaş Afrika'da sömürgeciliğin, kolonilerin ortadan kaybolduğunu gördük ama şunun farkında değildi bence dünya toplumunun çok büyük bir kısmı. Orada şirketler vasıtasıyla veya oraya dikte ettikleri bazı kurallar, yasalar vasıtasıyla Fransa gibi ülkeler doğrudan Afrika'yı sömürmeye devam ediyorlardı. Ki Mali gibi ülkelerde ortaya çıkan darbeler ama bizim bildiğimiz manada ben buna menfi bir bakışla bakmıyorum derinlemesine bilmememe rağmen. Bu darbeler Fransa'yı, Fransız askerlerini, Fransız şirketlerini ülkeden kovdu ve biz zenginliğimizi artık Fransa ile paylaşmak istemiyoruz dedi. Yani biz doğrudan Mali'yi bölünmüş bir ülke gibi işte Fransız kolonisi veya tamamen bir Fransız kolonisi gibi görmememize rağmen haritalarda Afrika'nın ve o ülkelerin, ona benzer ülkelerin varlıkları, zenginlikleri bugüne kadar hala Avrupalı ülkelere aktarılmaya devam edile gelmiş. Çünkü oradan fiili olarak ayrılırken oradaki yöneticiler bir biçimde hep bu sömürgeci ülkelerle irtibat halinde olmuşlar. En son bu Nijer bölgesinde çıkan şeyde ayaklanmada biliyorsunuz devlet başkanı Fransa'daydı. Yani adam orada yaşıyor. Veya Hong Kong mesela 1999 yılına kadar İngiltere kontrolündeydi. 99'da Çin'e devredildi. Gibi geçmişten elde ettikleri kazanımları bir biçimde sürdürecek bir metot geliştiriyorlar. Daha rafine, daha gelişmiş metotlar geliştiriyorlar. Yine sermaye ve teknoloji onlarda olduğu için, tamam sizde petrol var da bunun çıkartılması bir teknoloji, bir sermaye gerektiriyor. O zaman işte bu batılı ülkelerin büyük şirketleri oralarda yerleşmişler bunların işletmesiyle ilgili. Oradaki devletlere devlet belirli bir miktar pay ayrılıyor elbette. Ama o pay maalesef halkın refahını harcamak yerine orada gücü ve iktidarı ele geçirenlerin kendi aralarında paylaştıkları yolsuz hükümetlere, yöneticilere aktarılıyor. Evet, şimdi yavaş yavaş isterseniz yurt içine dönelim. Özel halk otobüslerinde bazı vatandaşlarımız ücretsiz biniş hakkına sahip. Bunlar engelliler, 65 yaşındaki vatandaş, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, basın mensupları, polisler gibi vatandaşlar. Bir tarafta da öğretmenler indirimli biniş hakkına sahip ama diğer taraftan işte tüm asgari ücretler, işçiler, ücretle çalışanlar tam biniş veya tam abonman kart alarak biniyorlar. Bir ay önce şöyle bir tartışma yaşandı. Özel halk otobüsleri biz ücretsiz taşımayı sonlandıracağız dedi. Biz yetkililere sorduk. Yetkililer şu açıklamayı yaptı. Her ücretsiz taşınan yolcu için bir destek ödemesi yapılıyor özel halk otobüslerine ve bu taşıma yasal bir taşıma. Yani biz vazgeçiyoruz diyerek vazgeçme şansı yok hiçbir özel halk otobüsü işletmesinin dediler. Ama bugün bir açıklama yapıldı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş Türkiye için konuşabilme hakkına sahip, yani Türkiye'deki tüm özel halk otobüsleri adına konuşuyor Ercan Soydaş. Ücretsiz yolcularımızı her ayın sadece 1'i ile 4'ü arasında taşıyacağız. Bakanlığın ödediği destek sadece bu 4 günü karşılıyor, geri kalan 26 günü karşılamıyor demiş. Buna engelli ve 65 yaş üstü vatandaşları eklemiş, diğer tüm indirimli ve ücretsiz binişleri bu açıklamadan muaf tutmuş. Yaşlılar hakkında, 65 yaş ve üzeri hakkında tartışmalar da var. Belki sizinle daha önce bu programda konuştuk. İşte öğrenciler şikayetçi neden şu saatlerde biniyorlar diye, işçiler şikayetçi neden bu saatlerde biniyorlar diye çok büyük bir yoğunluk oluşuyor şeklinde. Ve biz işe okula giderken yaşlılar gezmeye, merkeze, çarşıya, işte akrabasına gidiyor gibi bazı tezler ileri sürüyorlar. Çok rencide edici değil mi? Yani 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen hak kendilerinin istediği
bunun için bir mücadele verdiği hak değil, devlet veriyor bu hakkı. Sosyal devlet olması yoluna çıkarak, sosyal devlet olması ilkesinden yola çıkarak bu hakkı veriyor. Sürekli tartışılıyor. İşte biz sizi ücretsiz taşımayacağız. Taşındığı zaman işçiler ve öğrenciler buna ters bir tepki gösteriyorlar. Bunun sonu nereye varmalı? Çok mu gerçekten, çok mu az kazanıyorlar bilmiyorum otobüs ve diğer tüm toplu taşıma işletmecileri, ama bu kadar sorun olacak bir durum var mıdır sizce? O bahsettiğiniz gerekçe, yani bazı insanların şikayet etmeleri, işte günün yoğun saatlerinde otobüsleri kullandıkları için işine veya okuluna gitmek zorunda olan insanların zaman kaybetmesi ya da ulaşımda güçlükler yaşamasını bir gerekçe olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu günün belirli saatlerinde o yaş grubunu veya engelleri vesaireyle bilgilendirerek ücretsiz binmemeleri yönünde yapacağınız bir bilgilendirme çözecektir eğer sorun o ise. Ama sorun o değil gibi gözüküyor. Çünkü o bahsedilen devlet desteği yolcu başına değil, araç başına yapılıyor. Araç başına standart aylık belli bir ücret ödeniyor. Hı hı. İster o ay hiç kimse binmesin o gruptan, isterse her gün otobüsü onunla da olsun, o şey sabit bir ücret ödüyorlar. Ona itiraz ediyorlar zaten. Yolcu başına bir destek ödemesi olsa o kadar itiraz etmezler ona. Ama yani bu saatler, belirli süreler içerisinde kat etmeleri gereken mesafe, işte rut dedikleri güzergah vesaire belirli, saatleri belirli. Dolayısıyla bu insanların özellikle o yaş grubunun hem mental sağlığı hem de fiziksel sağlığı açısından hareketlilik çok önemli. Yani bugünkü emekli ücretlerini de göz önüne aldığınız zaman, eğer bir o yaş grubundaki insan toplu taşıma araçlarını kullanıyorsa zaten ihtiyacı olduğu için kullanıyordur. Yoksa başka araçlar kullanır eğer ihtiyacı olmasa. Dolayısıyla onların bu haklarını elinden almak, onları evde yaşamaya, engellileri de aynı şekilde evde yaşamaya mahkum edecektir. Ve onların mental ve fiziki sağlıklarına bu zarar verecektir. Bir de neticede bu insanlar belirli süre üretim gücünü oluşturmuşlar bu ülkenin. Bu ülkenin refahına, ekonomik büyüklüğüne katkı sağlamışlar. Bunun neticesinde bir emeklilik hakları olmuş vesaire. Onlara da bu kadar bir inceliği çok görmemek gerekir. Yani burada sanki toplu taşıma araçlarının, o bahsettiğiniz dernek eğer hepsini adına bunu konuşabiliyorsa, daha makul olana gelmeleri yerinde olacaktır. Yani her şey para kazanmak, her şey para değil. Eğer o taşımacı arkadaşlar, toplu taşıma araçlarının sahipleri arkadaşlar, bu insanlar otobüslere binmediği zaman veya işte neyse o araçlar, onlara binmediği zaman o güzergahı takip ederek elde ettikleri, daha doğrusu araçlara binen yolculardan elde ettikleri gelirler onları para kazanmasına yetiyorsa, ek servis falan koymuyorlar. Yani 65 yaş üstünü taşıyacağız diye işte günde 10 sefer fazla yapalım falan demiyorlar. Normal zaman içerisinde belirli sayıda servis hizmeti veriyorlar. Dolayısıyla ek bir hizmet vermedikleri için, yani bu konuda bu kadar böyle sadece para merkezli diyeyim, kazanç merkezli eleştirileri çok doğru bulmuyorum. Hükümetle bu konuda istişare ederek vesaire bir çözüm yoluna zorlamak, bir çözüm yolu aramak başka bir şey. Böyle biraz da küstahça, yani biriyle dördü arasında taşıyacağız. Yani bu ne demek? O parayı alıyorsan sen o parayı 30 gün o taşımayı yapmak için arıyorsun. Yani 4 gün yapmak için almıyorsun. Bir defa böyle bir şey yapamazsın yani. Ya reddedeceksin, almıyorum ben bunu diyeceksin, taşımayacaksın. Ya da ben alıyorum ama ilk 4 gün taşıyacağım. Yani sen kendini kural koyucu olarak kabul ediyorsun demektir. Bu böyle bir önüne gelenin kendi kuralını dayattığı bir hukuk devletinden söz edilemez. Devletin böyle bir şeyi varsa bu mevzuat dahilindedir. Bu mevzuat dahilinde de 30 günlük taşıma için o ücret veriliyor. O ücreti alıyorsan 30 gün taşımak zorundasın. Evet. Böyle küstahça açıklamalar
yapılamadı yani. Hocam özellikle küçük şehirlerde bu tür işletmeler, bu tür ulaşım işletmeleri çok kısa mesafelerde yolcu taşıyorlar. Yani bunu Muğla'ya da aynı, Kütahya'da da aynı, Afyonkarahisar'da da aynı. Küçük şehirlerde çok kısa mesafelerde yolcu taşınıyor ve büyük şehirlerle denk fiyatlar alınıyor. Yani İstanbul'da yaklaşık 15 liraysa Afyonkarahisar'da da 12 lira taşıma. Ama İstanbul'da 15 liralık bir kart bastığınızda Beylikdüzü'nden gidiyorsunuz Kadıköy Söğütlüçeşme'ye kadar. Arada 15 tane ilçe var belki. Şimdi 15 ilçe geçiyorsunuz. Burada merkez içinde dolaşım yapan, ulaşım sağlayan belli araçlar var. Burada da bir denklik problemi var o zaman. Şimdi İstanbul'daki özel halk otobüsü şunu diyebilir, ben çok uzun mesafe taşıyorum, o zaman bana daha fazla verilmeli. Burada bir hukuk, bir adalet aranıyorsa burada da 12 lira büyük şehirlerle denk ücret alıyorsun. Tamam, senin de tamir masrafın var, bakım masrafın var. O daha fazla kilometre yapıyor, o daha fazla yakıt harcıyor. Ama orada nüfusundan dolayı indiminin çok olduğu için daha fazla sayıda yolcu o güzergah boyunca taşıyabiliyor. Genelde böyle orta büyüklükte kentlerde yaşayanlar bindikleri zaman neredeyse son durağa kadar o ulaşım aracının içerisinde kalıyorlar. Dolayısıyla yolcu sayısı çok daha aşağıda kaldığı için maliyetleri daha az yolcuya bölmek zorunda kaldığı için sanıyorum. Yoksa biliyorsunuz kamuya ait ulaşım araçlarında da benzer tarifeler uygulanıyor. Ve özellikle kamuya ait ulaşım araçlarının bulunduğu şirket veya bizzat belediye kendi bünyesinde bulunduruyorsa onu, otobüsleri karlı olmadıkları, zarar ettiklerini biliyoruz normal şartlarda. Evet. Diğer taraftan da ama çok tıklım tıklım çalışan araçlar da var. Yani var, mesela tabii. Erenler Afsu hattı çok yoğun. Çünkü öğrenciler binemiyor neredeyse. Ciddi bir nüfus hareketliliği oluyor orada. Evet. Merkezden üniversiteye doğru, işte akşam üzerinde üniversiteden merkeze doğru yoğun bir insan nüfusu hareketliliği yaşandığı için böyle sıkışıklıklar yaşanabiliyor veya aracı kullanamama gibi sorunlar yaşanabiliyor. Tabii o saatlerde daha çok aracın yola çıkması sağlanarak falan çözülmeye çalışılıyor. Ama tam çözülmüyor. Yani en yoğun saatleri esas alarak bir hizmet üretemiyorsunuz doğal olarak. Çünkü kalan saatlerde boş bu sefer araçlar gidip gelmeye başlayacak. En yoğun saatlere yoğunlaşan bir ulaşım çözümü yapmaya çalışıyorsunuz. Bu da her zaman yeterli çözümü üretmeyebiliyor. Evet. Aslında herkesin de hakkını teslim etmek lazım. Bir taraftan da benzin ve akaryakıt zamları da malum. Evet, seçimden önce 19 lira seviyelerinde olan akaryakıt şimdi 38 lira motorin, 34 lira benzin seviyesinde devam ediyor. Burada da biraz da hükümetin ve yöneticilerin kendisine bir pay çıkartması lazım. Ortak bir noktada buluşulup kesinlikle. Bu makul bir çözüm üretmeleri gerekir. Bu tekrar eden problemin artık ortadan makul bir şekilde kaldırılması lazım. Yoksa o zaman çok kısa bir süre içerisinde bir akaryakıt indirimi, büyük bir akaryakıt indirimi yapılır mı? Ya da onlara özel bir destek sağlanır mı? İndirimli akaryakıt gibi. Ama şey de çok çözüm gözükmüyor. İlk bu tartışmalar yine yazın alevlendiğinde işte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin onların taşıma yapmalarına müsaade edilmeyeceği eğer almazlarsa isterlerse de araçlarını Büyükşehir Belediyesi'ne devredebilecekleri söylendi. Yani hizmetin tamamen kamusal bir hizmete dönüşme. Bu da bir yol, metot. Ama bu metot başarılı olsaydı, yeterli sayıda aracı trafikte toplu taşımada bulundurabilseydi, zaten bu tip özel halk otobüsü ismi verilen bir taşıma biçimine gerek kalmazdı. Demek o da başarılamıyor. Dolayısıyla o da bir çözüm değil. Buradaki en makul olan hükümetle bu araç sahiplerinin karşılıklı bir anlayış içerisinde çözüm üretmeye gayret etmeleridir. Evet. Şey kesinlikle çözüm değildir. Yani 65 yaş üstü engelliler vesaire özellikle bu iki grup için taşımaların ücretsiz olması vazgeçilmez olmalıdır. Evet. 5 dakika kadar bir süremiz kaldı. Kısa bir süre. Her programda olduğu gibi bu programda da Kemal Kılıçdaroğlu'nu değerlendirmeden geçmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri yapıldı.
il kongreleri. 4-5 Kasım'da da büyük kurultay yapılacak. Şöyle bir bilgi var. Şehir şehir paylaşılmış. Hangi şehirler değişimci, hangi şehirler genel merkezci şeklinde. Çok dikkat çekici bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelere sahip olduğu şehirlerin çok büyük bir çoğunluğu genel merkezci. Orada statükonun devamını istiyorlar. Doğal olarak belediyedeki memur, amir, belediye başkanı kendisini bu konumlara getirenlerin değişmesini istemezler diye düşünüyorum. Ama diğer şehirlerde nispeten özgür özel diyebileceğimiz değişimci, yani çok değişimci var. Örsan Öğmen de var. Başkaca isim Ünal Karahasan da var. Ama diğer şehirlerde değişimciler ön planda. Mesela Kütahya'da değişimciler görünüyor. Afyonkarahisar'da değişimciler görünüyor. Manisa'da, Denizli'de yine aynı şekilde değişimciler görünüyor. Toplama baktığımızda 30 ili Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri almış. 37 ili Özgür Özel destekçileri almış. Tabii bu teyide muhtaç. Yani ama bendeki bilgilerle bu bilgiler eşleşiyor. Şehir şehir baktığımız zaman yine de teyide muhtaç olduğunu söyleyelim. 37 il Özgür Özel destekçisi, 30 il Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi, 13 ildeki delegeler karışık. Yani içlerinde genel merkezci olan da var, değişimci olan da var. Onların varlığı bu denklemi değiştirebiliyor. Yani doğrudan blok şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verseler, Özgür Özel tarafı kantarda yukarıya kalkıyor. Doğrudan Özgür Özel'e destek verseler zaten iyice Kemal Bey'in koltuğu sallanıyor diyebiliriz. Kemal Bey bir açıklama yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, kongrelerden sonra partimizi TV önünde tartışmaya açanları partinin kapısının önüne koyacağım diyor. Yani çok kereler Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kötü bir ifade kullandı, diktatör ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu bu sözüyle, yani bu yaptığı çıkışlar, bu yaptığı açıklamalarla, şimdi başka bir açıklaması da var, onu da söyleyeceğim. Bu yaptığı açıklamalarla kendisini ve geçmişte yaptığı açıklamaları çok ters bir pozisyonda bırakıyor. Güldür Güldür diye bir skeç programı var, komedi programı var ulusal bir televizyon kanalında. Bayıldım hocam, müthiş bir skeç yapmışlar ki olacak o kadar yeniden canlanmış da televizyona dönmüş gibi harika bir skeç. Çok zekice cümleler, müthiş. İşte bir mimar bir parti binasını yenilemeye geliyor. İsim vermeden doğal olarak CHP binasını yenilemeye geliyor. Partinin tabelası sağa kaymış, düzeltelim diyorlar. Parti lideri bir şey yok diyor, gayet iyi görünüyor. Sağda da dursa insanlar daha fazla partimizi görür. Belki bu şekilde daha fazla partimize gelirler diyor. İşte tabanda bir sorun var, tabandan ses geliyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım diyor. Genel başkan diyor ki tabanda bir problem yok. Taban sıkıntısız, işler yerinde, devam ediyor. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. İşte farklı farklı noktalara temas ediyor. Ve bugünkü süreci özetliyor aslında. Çok zekice kurgulanmış, senaryosu yazılmış bir skeç. Ve Kemal Kılıçdaroğlu Güldür Güldür ekibini aramış. Demiş ki tebrik ederim. Siyasi mizah işte uzun zamandır görmediğimiz bir şey, yakın zamanda gelerek programınızı yerinde salonda izlemek istiyorum demiş. Gayet olgunca, gayet doğru bir yaklaşım ama sonuç ne? Yani burada çok açık, çok net bir şekilde hicvediliyorsunuz. Koltuk sevdalısı olmakla hicvedildiniz. Yani siz bu babacan tavırla, bu olgun tavırla durumu toparlayabileceğinizi zannediyorsanız bu biraz manasız. Açıkça orada size yöneltilen eleştirilere cevabınız ne? Yani şunu partiden atacağım, Tanju Özcan'ı fırlatacağım, atacağım, göndereceğim. Bunu ihraç edin, onu disiplin kuruluna gönderin. Ben parti meclisinde şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir açıklama daha yapmış. Her seçimde oyunu artırmayan, yani bir seçimde oyunu düşüren il yönetimi doğrudan düşecek. Bunu kurultaydan sonra tüzüğümüze ekleyeceğiz. Yani siz ne yaptınız? Şimdi Afyonkarahisar'daki il yönetimi ne yapsın? Kütahya'daki muhafazakar milliyetçi tabanın olduğu yerlerdeki yönetim ne yapsın? Sezgin Tanrıkulu bir açıklama yaptığında onu çarşıda pazarda nasıl anlatsın?
Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni ayrıldı Cumhuriyet Halk Partisi. O da seçimle oldu. O devam mahkeme ediyor olsaydı... Mahkeme kararı vardı biliyorsunuz. Mahkeme kararı da vardı ama fiilen... Mahkeme kararı doğru. Mahkeme kararı olmasaydı açıkça fiilen aday il başkanı. Olurdu. Yo, açıkça fiilen il başkanıydı hocam. Başkası imzaları atsa da... Fiilen il başkanıydı. Evet. Amen ona katılıyorum evet. Da. Eğer bir mahkeme kararı olmasaydı bu kongrede de aday olacaktı zaten. Şimdi, yani kurtuldu demek çok şey... Siz başarılısınız ve... İl örgütü mü başarısız yani? İldeki çalışan vatandaş mı başarısız? Çarşıya şeye gittiğinde... bakmak lazım. Ülke genelinde oy düşerse evet. Genel merkez yönetimi İstifa edecek. Ayrılıyorum. Ama onlar da oyunun düştüğünü kabul etmiyorlar. Biz oyumuzu yükselttik diyorlar. 48 aldık diyorlar. 48'i siz almadınız yani. Erdoğan'a hayır diyenler sizin tarafınıza geldi sadece. Yani onlar sizin deyiminizde kim olsa oy vereceklerdi. Kutu kolaya bile oy vereceklerdi. İşte sizi buldular, size oy verdiler. O salt CHP'nin ya da Kemal Bey'in oyu değil. Şimdi benim derdim şu, çarşıya pazara çıktığında CHP'nin Afyonkarahisar il başkanı A kişisine ya da X kişisine sen şu açıklamayı yaptın ya da sen şu politikayı yürüttün diye sormuyorlar. Senin partinin milletvekili PKK'ya destek oldu. Senin partinin milletvekili HDP ile birlikte oldu. Senin partinin yöneticisi şunu yaptı bunu yaptı diyerek yükleniyorlar. O zaman sen kendine bir çeki düzen ver. O insanların yani o ildeki yöneticilerin kayıplarında senin sorumluluğun yok mu? Veya sen ne yaptın? 12 seçimdir. Her seçimde oyunu yükselttin mi? Ne yaptın? Cumhurbaşkanı olabildin mi mesela? Başarılı mısın değil misin? Bu kıstas budur. Kaç oy aldığın önemli değil. %48 oy aldık diyor. Önemli değil ki. Yani sonuçta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan hala. Başarısızsın. Bunu kabul etmek zorundasın. O zaman sen ayrıl. Yani bu çok şey geliyor hocam. Yani ağzınıza bir parmak bal çalayım. İşte kurultay olsun, beni seçin, kurultaydan sonra her şeyi düzelteceğim gibi geliyor. Yani bunu bugünkü hükümet de yapıyordu ve şey diyordu işte bu seçimden sonra Türkiye uçacak, Türkiye şahlanacak. Bunun mücadelesini görüyoruz. Ama bugün görüyorum ben. Yani geçmişte böyle değildi. Bugün çok akılcı, çok bilimsel politikalar, işte bir tarafta çok beğendiğim bir İçişleri Bakanı, bunu bugün görüyoruz aslında ama o gün öyle değildi. Yani şu eşiği bir atlayalım mevzusunu artık geçmek lazım. Yani sizin bu bahsettiğiniz il kongrelerin sonuçları itibariyle Türkiye haritasındaki gözlemleriniz aslında şuna işaret ediyor. Neticede yerel iktidarlar söz konusu. Bu yerel iktidarların CHP'de olduğu yerlerde bir rant paylaşımı söz konusu. Bu rant paylaşımı tabii sadece o yerel bölgeyle sınırlı değil. Aynı zamanda bunların genel merkezde uzantıları olması doğaldır. Böyle bir işbirliği var. Bu işbirliğinin devam edebilmesi için genel merkezin devam etmesini daha çok istiyorlar. İstanbul İl Kongresi'nde eski il başkanlarından Cemal Can Polat'ın konuşması aslında bunun biraz da itirafı niteliğinde. Bir yandan nepotizmle iktidarı eleştirirken, yani kayırmacılıkla iktidarı eleştirirken, işte belediyeye personel alımında CHP değil de bir başka partiye, İYİ Parti'yi kastediyor. Gitmek zorunda kalmayacak CHP seçmeni, CHP'liler diyor. Yani biz kendi partimizden mensup insanları işe koyacağız ama bunun için İYİ Parti'den referans değil CHP'den referans olması gerekecek diyor. Veya kongreye etki edebilmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın CHP delegelerini veya onların yakınlarını işe alarak kongre sonucuna etki etmek istediğini ifade ediyor. Yani bunlar hezeyan CHP'nin içerisine düştüğü durumu en açık biçimde gösteren deliller. Ve bu haliyle CHP'nin değil Türkiye'yi yönetmek, herhangi bir büyük şehri bile yönetme perspektifinden ve vizyonundan ne kadar uzağa düştüğünü gösteriyor. Zaten son yıllarda CHP önemli olaylarda aldığı tavırlarla sosyal demokrat bir partiden daha çok sağ popülist bir parti izlenimi veriyor. Yine değişim diye bir değişimden söz ediliyor ama sanki CHP genel merkezi siyasi elitleri içerisinde yer almış ekiplerin kendi aralarında bir iktidar değişiminden bahsediliyor. Mevcut bir yönetim var. Bu
Bu yönetimle geçmişte çalışmış bazı CHP üst düzey yöneticileri var. O üst düzey yöneticiler şimdi biz yönetelim. Yani birinci adam bizden olsun diyor. Halbuki daha önce birinci adam Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yönetim ekibinde yer alan kadrolardan bahsediyoruz. Sadece siyasi elitlerin kendi arasında bir iktidar değişimi oyunu sahneleniyor, görülüyor. Bugüne kadar bunların herhangi birisinin, işte Özgür Özel'in partiyi genel başkan olursa ne yapacağına dair galiba bazı ilkeler yayınlamış ama bu merkezde ve bu çerçevede ciddi tartışmalar göremiyoruz. Yine kongre sonrasına dair aslında bir zihniyetin açığa çıkması veya ele verilmesidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiğiniz partiyi kamuoyu önünde, işte medyada tartışmayı açanları kapının önüne koyacağım. Yani bu tipik şey, yani bir mal mülk olarak partiyi görmek, o mülkün sahibinin de kendisi olması ve dolayısıyla dilediği tasarrufta bulunabileceği bir keyfilik içeriyor, evet. O cümle. Maalesef bu tür anlamsız konuşmaları Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinde de yapıyordu. Yani Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım. Hayır, sen serbest bırakamazsın. Evet. Bağımsız yargı serbest bırakır. Osman Kavala'yı serbest bırakacağım. Hayır, bağımsız yargı serbest bırakır. Sen kimseyi kapının önüne koyamazsın. Yani orada partinin kuralları vardır. Partinin kuralları işler, disiplin kurulu devreye girer. Ki biliyorsunuz ihraç edilir. CHP hukukun üstünlüğü konusunda hükümeti kıyasıya eleştiren, evet, bir muhalefet partisi. Ama aslında bu sözüyle zımnen şunu söylemiş oluyor. Siyasi partiler yasası ve Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünü umursamıyorum. Ben keyfi olarak bunu yapabilirim. Halbuki hiçbir genel başkanın, hiçbir siyasi partide siyasi partiler kanununa ve tüzükle, biliyorsunuz parti tüzükleri de siyasi partiler kanununa aykırı olamayacağı için keyfi olarak sadece ben beğenmedim, canım böyle istedi diye üyelikten çıkartma veya partiyle ilişkini kesme gibi tasarruflarda bulunma yetkisi yoktur hiçbirisinin. Ama görülüyor ki en temel siyasi partileri bağlayan hukuki metinleri dahi yok sayabilmekte. Evet, yani Tanju Özcan'ı bazı eylemlerinden dolayı ihraç eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin henüz Sezgin Tanrıkul'una geçmişte kullandığı, yaklaşık 15 gün kadar, bir ay kadar önce kullandığı işte ordu, TSK, 15 köylüyü helikoptere alıp helikopterden aşağı attı şeklindeki iddialarına karşın bir işlem yapmış değil hala. Bu da keyfiyetin çok net bir göstergesi ve bu isimler varken parti içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri değişse de bu isimleri mevcut halde tutarlarsa iktidar olamayacağını bir göstergesi olarak görmek lazım. Toplumun dinamiği açıkça muhafazakar ve milliyetçi. Sizden kimse sağ bir parti olmanızı beklemiyor. Kimse bir milliyetçi parti olmanızı beklemiyor. Kendi özünüzü koruyarak Bülent Ecevit gibi hem halka yakın hem bir iyi bir çıkış sağlayarak halkçı bir parti olabilirsiniz. Ve ilkeleri olan. Solcu ilkelerinizi de koruyabilirsiniz. Tabii. Hocam kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Efendim Kent, Mekan ve Toplum'da karşınızda olduk. Birazdan farklı programlarla ve içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. Sosyal medyadan takip eden vatandaşlarımız için frekanslarımız sosyal medyamızda sabit. Hoşça kalın, esen kalın. We'll be right back.